anda da sadece isimler üzerinden bakarsak da biraz karışık görünüyor. Ne dersiniz? Ben Ekrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını bir kader kilitlenmesi olarak görüyorum. Sevgili Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkan adayımız olmak zorundadır diye düşünüyorum. Aynı şeyi Genel Başkan ve Genel Merkez için de düşünüyorum. Genel Başkan ve Genel Merkez için Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermenin de bir başka kader kilitlenmesi olduğu kanısındayım. Yani bunun dışında bir çözümü görmüyorum. Ekrem Bey bence İstanbul'da 2019 yılındaki ittifakın coşkusunu hala taşıyabilecek bir isim. Hı hı. 2019 Haziran'daki o AKP'ye 800 bin fark attığımız Haziran seçimi sonucunun coşkusunu, devamlılığını sağlayabilecek bir isim. Ben biraz önce söyledim, başka bir nedenle 2015'te İstanbul İl Başkanlığı yapmıştım Evren Hanım. Yani orada İstanbul'un toplumsal dokusunu, inanç yapısını, etnik yapısını biliyorum. Evet. Onları da dikkate alarak söylüyorum. Bana göre en yüksek oyu alacak arkadaşımız, seçimi kazanacak arkadaşımız Ekrem Bey'dir. Ekrem İmamoğlu'dur ve aday olmalıdır, aday gösterilmelidir diye düşünüyorum. Zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başka bir alternatif arayışımız yoktur diye bir açıklama yaptı. Hani neredeyse bu konuda bir kesinlik var gibi görünüyor. Peki CHP Genel Başkanlığı? Evet. Evet. Peki CHP Genel Başkanlığı ne olacak sizce? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi üzerinden yarışta bulunacağı ifade ediliyor. Bir tek sizce Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak bu yarışta, yoksa başka isimler çıkabilir mi, çıkmalı mı? Bahsettiğiniz dönüşüm her ne kadar sadece isimlerle bağlantılı değilse, hatta belki de en önemsizi isim gibi görünüyor anlatımınızdan, ama bir isim değişikliği de gerekiyor mu sizce? Tabii CHP Genel Başkanlığı çok önemli bir makam. Biraz önce başka bir nedenle söyledim. Yani bizim için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın hepimiz için ve tüm genel başkanlarımız için özel bir yeri vardır. O nedenle önemsemek durumundayız. Türkiye'nin bugünkü durumu ve geleceği açısından önemsemek durumundayız. Hiç kuşkusuz adaylar çıkabilecektir. Zaten adaylığı düşünen arkadaşlarımızın adı da geçmektedir. Aytu Atıcı'nın adının geçtiğini biliyorum. Sayın Cihaner'in de adının geçtiğini duymuştum. Tabii çıkabilecektir. Hiçbir sakıncası yok, ne kadar çıkarsa çıksın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı hiç kimseye altın tepsiyle sunulma durumunda değildir. Bir yarışma olacaktır. Ben CHP'lilerin bagajlarının temiz olduğuna inanıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin bu makama adaylıklarını koyabilecek nitelikleri taşıdığına inanıyorum. Ve o nedenle çok sayıda aday çıkmasının hiçbir sakıncası olmaz. Son kurultayımızda 3 arkadaşımız daha adaydı. Sayın Kılıçdaroğlu da adaydı. 3 arkadaşımız daha adaydı. 2020 Temmuz'unda yapmıştık galiba son kurultayı. 4 adaylı bir kurultay oldu ama arkadaşlarımız imzalarını alamamışlardı, toplayamamışlardı. O nedenle yalnızca Sayın Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez ne olur bilemiyorum ama çok adaylı da olabilir, başka şekilde de olabilir. Bu bireylerin tercihlerinden, benim ya da başka partilerimizin tercihlerinden çok kurultayımızın kolektif tercihine, kolektif iradesine bağlı olan bir şeydir.
Peki kurultay sizce yerel seçimlerden önce mi yapılmalı, yerel seçimlerden sonra mı? Evet, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aslında belediye başkanlarımızın yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılması gerektiğine ilişkin çok güçlü argümanları seslendirdiklerini biliyorum. En son galiba Sayın Yılmaz Büyükerşen hocamız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız belediye seçimlerinden sonra yapılmasının iyi olacağını söylemiş. Öyle duymuştum. Evet. Onu anlıyorum. Onun haklı gerekçeleri de olabilir. Ama öte yandan da şöyle bir düşünceyi taşıyorum. Eğer biz ilçe kongrelerinde ve il kongrelerinde bu yapısal dönüşüm konusunu, örgütümüzün yeni bir siyasi mimariye oturtulması konusunu eğer iyi bir biçimde tartışabilirsek, yani bu benim önerilerim var, başka partilerimizin de önerileri olabilir hiç kuşkusuz. Onları iyi tartışabilirsek, ilçelerden il kongrelerine, il kongrelerinden kurultaya taşınacak kıvama getirebilirsek, o momentumu kaybetmemek gerekir. Yani onlara orada kesip 5-6 ay sonra kurultay yapmayı düşünmek çok uygun olmayabilir diye düşünüyorum. Yani eski ifadeyle o silsire-i meratibi kesmemeliyiz, devam ettirmeliyiz. Bence iyi olur. Kurultay o gelişmenin tamamlayıcısı olur. Ama eğer ilçe ve il kongrelerinde bunları yapmayacaksak, yani bu tür tartışmalara girmeyeceksek, basit bir çekişmeyle geçen ya da liste yarışmaları şeklinde geçen ilçe ve il kongreleri yapacaksak, sorunlarımızı, konularımızı tartışmayan kongreler olacaksa, onları yaşayacaksak, o zaman bu dediğimin de çok fazla bir anlamı olmayabilir. Evet, yani biraz zaman gösterecek gibi görünüyor her şey, öyle değil mi? Biraz öyle gibi, evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ittifaklara bakalım. Siz az önce biraz değindiniz ama ben özellikle sormak istiyorum.